Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün civciv çıkımı var. Yeni bir ırktan 19 tane civciv aldım. Bir tanesi öldü. Duman da şuradan bakıyor. Gel Duman. Gel. Gel hadi videoya senle başlayalım. Duman'ı soran arkadaşlar da. Arkadaşlar Duman'ın keyfi çok güzel. Böyle alıştı artık. Geliyor, gidiyor, takılıyor. Böyle. Oğlum. Yani o kadar böyle beyefendi bir kedi ki tırnaklarını batırmıyor böyle tutunmaya falan çalışırken. Çok güzel bir kedi. Şimdi arkadaşlar yeni cinsten civcivler de aldım. Onları da göstereceğiz. Makineden de bayağı bir civciv çıkıyor. Gidiyor mu? Gidiyor mu? Hadi. Bu arada arkadaşlar üstündekileri annem dikti. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bakın şöyle. Annem artık tam bir terzi oldu. Şimdi ben sepetleri alıp geliyorum. Şu kapağı açayım. Hani sen bu bizim kendi civcivlerimizi göster hadi. Ben de sepetlerimizi alıp geleyim. Yerlerini de hazırladık. Orayı da bir gösterebilirsin. Evet arkadaşlar. Şimdi sepetleri aldım. Anne sen istersen bu tarafa geç şöyle. İlk başta ben şu yeni aldığımız civcivleri göstermeden önce şu sepetin çıkımını yapmak istiyorum. Arkadaşlar bakın maşallah çok güzel bir çıkım olmuş gibi duruyor. Ben dün yanlışlıkla kapağı bir açtım. Başka bir yumurta çıkıma girecekmiş diye not almışım. Açınca bir baktım ne çıkmış ne çıkmamış. Oradan zıpladı, bunlardan zıpladı sandım. Şimdi şu bir sultan. Anne sen burada kal. Orası kırmızı olduğu için gözükmeyecek muhtemelen. Şimdi bir tanıdıklarımızı çıkartalım. Arkadaşlar barbuların alttan Black Motlet geliyor. Bakın kaç tane çıkmış. 2. Bu cüce koşin. Bu ne? Bu da barbu. 3. 4. Bakın siyah barbular alttan siyah kar yağdı barbu veriyor. Muhtemelen horozun Black Motlet'ten gelme bir horoz. Yani bunlar böyle çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Abi sultan da burada varmış. 2. 3 tane cüce koşin görüyorum. Black Motlet. Gel bakalım. 3 tane cüce koşin. 2 tane daha var. Yine bunlar da bizim hayatının çocuklar. Maşallah arkadaşlar. Şu paçalara falan bakar mısınız? Efsane güzel civcivler çıkıyor. Şöyle biraz da ürküyor. Şimdi bu kalan aha bir tane bizim prensesin yavrusu Lavender Barbu. Şöyle bir tane bakın büyüyeni de var şurada. Bu yaklaşık bir aylık falan oldu herhalde. Onlardan 2-3 tane var öyle büyük. Bu kalanlarımız gümüş zibrit. Kaç taneymiş? 3. Ha bu da lavendermiş. Bak bir tane daha var. Bunu fark atlıyorduk. Bu da lavendermiş. Lavender Barbu. 5 tane gümüş zibritimiz var. Bu sepette 3 tane çıkmayan yumurta var. Biri cüce koşin, biri sultan, diğeri de cüce koşin. Ama boş mu dolu mu? Şu an ikinci bir telefon yok yanımda. Bana bakamıyoruz. Aha! Burada ne çıkmış? Burada hemen gözüme çarpan Splash Viandot. Bakın gerçekten çok güzel bir duygu. Hayvanlar biz de yumurtaya başladım. Sen, aha bu da. Kaç tane var? 3. O bayağı var. 4 5 Oo iyi. Sen nesin? Aa bu da. Bakın idi. Aynen bu da 6. Arkadaşlar 6 tane Splash Viandot çıkmış. Bakın kendi büyüttüğümüz yani daha doğrusu yarka olarak aldık. Yumurtaya başladılar. 6 tane Splash Viandot çıkmış. Bunlara sevindim. Bakıyoruz şuradan tanıdık simalardan. Şu büyükler Black Motlet Ligorin olmalı. 1 2 Sen nesin? Seni tanımıyoruz. 2 Bu da 3 Aha bu da 4 İyi iyi bayağı çıkmış. Bunları kendimize büyüteceğiz. 5 6 Aa bu da mı? Bak bu cüce koşinmiş. 6 tane cüce koşinleri alalım. 2 4 Yine 5 6 7 8 8 tane cüce koşin var.
Burada şimdi tanıyalım. Zibrit. Bu da Zibrit. Sen nesin bakayım, sakallı mısın? Yok, sakallı değil. Bunlar da Zibrit. Maşallah yine bu sepette de güzel bir çıkım var. Aha bakın, yeni çıkan var. Gümüş Zibrit bu da. Şimdi bunu şöyle açalım. Bugün yalan makineye. Aynen, burada dursun. Bu sepette. Bakın tam anlamıyla kurumuş. Şöyle bırakacağım, onu hemen makineye koyalım geri. Bunda bir hareket var mı? Bunda da yok. Bunu da çıkartmayacağım. Bu kalanlar da yine bakayım, bu da gümüş Zibrit. Bu bir tane lavender barbumuz. Senin gözüne ne oldu? Gözünde sanki bir kanama gibi bir şey var. Bir parça. Ona bakacağım. Aha bu da bizim siyah kabadayının evladı. Hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar ben bunları götüreyim. Anne sen yine oraları göster. Civcivleri, yeni çıkanları falan hepsini gösterebilirsin. Ben şöyle geçeyim. Diğer iki sepet daha var. Hemen geçiriyorum arkadaşlar. Geldik. İki sefer daha civciv. Maşallah makinamız güzel çıkım yapıyor. Aha burada neler var. İyi, bu sefer ölen falan yok şu ana kadar, çok şükür. Ligorin var mı ligorin? Aha bir tane ligorin. Sen nesin? Ha, sen cüce koşuysun. Burada bir tane sultan var. Başka iyi güzel. Şey ağırlıklı, gümüş Zibrit ağırlıklı burası. Şimdi şu aradan cüce koşinleri alayım. 1, 2. Aha bunun ayağı ayrık çıkmış. Bunu çay bardağına koyacağız. 3, 4. Başka cüce koşin var mı? Yok. Bakalım. Siyah barbular. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar 4 tane siyah barbu. Bakın. Barbu bayağı civciv ayırdık kendimize. Bu da Black Motlet gibi ama sonradan ne olur bilmiyorum. Yine bakın barbu. Ama sonradan ne olacak bilmiyorum. Sonradan renk de değişebilir. Emin değilim. Ha burada bir tane lavender var. Lavanta barbu. Sen nesin bakayım? Yok. Sen gümüş Zibrit'sin. Hadi. Burada bayağı bir gümüş Zibrit var. 2. Şöyle 5. Şöyle 10. Şunlarla beraber 12. Burada çıkmayan iyi. Burada çıkmayan yok. Maşallah. Makinamızdan memnun olduğumuzu söylemiştik. Aha bu ne? Bu ne? Tepeli? Tepede ne var? Sultan falan. Aha. Tüh. Burada bir tane civciv ölmüş. Cüce koşun. Bak bunu üzüldüm işte. Maşallah dedik ama. Ya biz köy yumurtası koymuştuk galiba bir iki tane anne. Hatırlıyor musun hiç? Buna mı koymuştuk? Ya bir yerde birkaç tane koydum ama. Daha çıkmadı bence. Bunlara koyduğumuzu hatırlamıyorum. Ya o zaman bu ne civcivi? Şu kabuklara bir bakayım. Ama köylere bir şey yazmamışızdır. Neyse bu sona kalsın. O civcivi bir inceleyelim. Bunlar sultan. Bariz bir şekilde. Bakın 3 4 6 8. Bunlar sultan. Şunlar cüce koşin. 3, 4, 5, 6. Bayağı cüce koşin çıkmış. 7, 10. 11 tane cüce koşin çıkmış. Aha bir tane de burada ölmüş. Aa, bunlar niye ölmüş ya? Tüh. Bu çıkamamış. Kırmış ama bu da çıkamamış. Tüh. Aslında baktığımda çıkamayan var mı diye de kontrol ettim ama. Şimdi bunlarda çatlak falan yok. Makine şu an çıkıma girmeyeceği için bunları koyacağım tekrar arkadaşlar. Çıkar çıkmaz bilinmez de ben buna şaşırdım. Yani bu muhtemelen patronun yavrusu. Ya ben çünkü başka bir ihtimal vermiyorum buna. Çünkü sultandan böyle bir yavru çıkmaz. Bakın dört tırnak. Tepeli.
Ya şurada köy yumurtası var mı? Buradan anlaşılmıyordu ama. Tüce koşun. Yazısız olması lazım ama. Aha bu ne? Bir tane yazısız yumurta var. Vallahi bak bunun iki tarafı sanki bu. Bunun mu acaba? Değil gibi de. Vallahi bilemedim arkadaşlar. Bu patronun yavrusu olabilir. Ama olmaya da bilir. Ama muhtemelen patronundur. Çünkü bizden böyle bir civciv çıkmaz tepeli. Hani sultan da bozuk atsa böyle bir renk gene çıkmaz yani. Neyse yavrucuğum hoş geldin. Hadi bakalım. Bayağı bir civciv oldu. Aa biz yukarıdaki civcivleri unuttuk göstermeyi. Neyse şunları son bir göstereyim. Sonra yukarıdakileri gösterip veda ederiz artık. Bakın arkadaşlar maşallah yine güzel bir çıkım oldu. Bu arada ara aparatlarda değişikliğe gittim. Bakın direkt teli zımbaladım. Şu an sanki bir tık daha iyi oldu. Bu şekilde yapmaya karar verdik. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu yukarıdaki civciv... Aha basamakta geldiğine göre... Arkadaşlar bakın burada ne var? Burada 18 tane gümüş brakel, silver brakel civcivimiz var. Bunları daha önce zaten dün de herhalde bahsetmiştim. Isabel Ligor'in civcivleriyle takas ettim. Çünkü Isabel Ligor'in bizde çıkacak. Ve abimiz bunları takaslayalım diye istedi. Ben de hani kırmamak için hem onda da olsun hem de gümüş silver brakel biz de büyütürüz diye. Daha yeni getirdik bunları. İşten geldiğimde koydum buraya. Böyle yemlerini de koyduk. İzole bir ortam yaptım bunları. Böyle büyüyecekler. Tabi sulukları falan söylemedik. Sulukları otomatiğe çevirdim. Bayağı bir uğraştım. Böyle bir şeyler yaptım. Videosunu çekecektim. Suları açınca sistem bozuldu falan filan derken iş kaldı. Neyse işler böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi teşekkür ediyoruz. Videomuzu umarım beğenirsiniz. Beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.